Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir günlüğüne, haftaya da bir gün geleceğim. Bundan sonra çok daha sık geleceğim. Bir günlüğüne turizmcilerle bir toplantı yapmaya ve Kepez ve Santral mahallelerinde kentsel dönüşümdeki mağdur vatandaşlarımızın anahtarlarını teslim etmeye geldim. Sayın il başkanımla görüştüm. Dedim ki Antalya'ya geldiğimde elbette Büyükşehir Belediyesi'ne uğrayacağım. İlçe belediyelerinin içinde de ilk olarak Kepez'e gideceğim. Çünkü Mesut Başkan'a, örgütümüze, ailesine sözüm var dedim. O sözü tutmaya geldim. Biz Mesut Başkan'a aday gösterirken Mesut Başkan kazanacağına inanmıştı ve Mesut Başkan kazanacağına inanmıştı ve dedi ki ben Kepez'i tanıyorum. Kepez beni tanıyor. Bana Kepezliler güveniyor, ben Kepezlilere güveniyorum. Size dedi söz veriyorum. Ben Kepez'i kazanacağım. Büyükşehir'i Muhittin Böcek kazanacak. Çok büyük bir zaferle buraya geleceğim dedi. O sözünü tuttu. Siz sözünüzü tuttunuz. Miting yaptık. Mitingde zaten böyle bir sonuç alacağımız belliydi. Ama birilerinin ağrına gitti. O birileri Mesut Başkan'ı cezalandırmak için hepimizin kahrolduğu, çok üzüldüğü, bir vatandaşımızı kaybettiğimiz, bütün Türkiye'nin çok sayıda vatandaşımızın için yüreği ağzına gelen teleferik kazasında olaydan aylar aylar önce görevi bıraktığı halde ondan sonra defalarca bakım ve kontrol yapıldığı halde kendisinin bir sorumluluğu olmadığı açık olduğu halde bırakın sorumlu tutmayı aldılar, tutukladılar ve Türkiye'ye sanki Mesut Başkan suçluymuş gibi bir izlenim yarattılar. Ben o günlerde Mesut Başkanıma sahip çıkmakta en ufak eksiklik göstermeyen bütün örgütümüz adına Gökhan Ölmez'e, yani Kepez ilçe başkanımıza, il başkanımıza, büyükşehir belediye başkanımıza, bütün Cumhuriyet Halk Partisi ailesine ve siz değerli Kepezlilere yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Mesut Başkan'ın en kıymetli iki ayı, yani daha tebrikleri kabul etti, işe koyulacak iki ayını elinden aldılar. Onu bu şartlar altında, baştan o bir ayı da saymayalım, üç ayda ondan bir beklentimiz yoktu. Ben onun çayını içmeye, geçmiş olsun demeye, yanınızdayız, arkanızdayız demeye gelene kadar 3 tane projeyi bitirmiş, 27 tane de temel atma hazırlamış. Gerçekten bu Mesut Başkan çok acar bir başkan. Yürekten tebrik ediyorum, yürekten. Eyvallah, eyvallah. Ben de seni çok seviyorum. Şimdi bir yanımda Kepez'in kahramanı var. Bir yanımda da başka bir kahraman var. O da Antalya'da, Antalya Büyükşehir'i, Antalya'yı üst üste iki kez kazanan hiçbir partiden yok tarihte. O geldi, ikinci kez kazandı. Muhittin Böze'yi yürekten tebrik ediyorum. Antalya'da 3 belediye hariç, ki
nüfusun %95'i yani %5'i hariç %95'inde Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kazandı. Bundan sonra Antalya'da belediyecilik hizmetleri de sosyal yardımlar da bundan sonra Antalya'ya yakışan biçimde olacak. Emin olun bundan sonra Antalya Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olacak. Ayrıca biz Antalya'da seçimleri kazanırken Türkiye İttifakı dedik. Kepez'de Kepez İttifakı dedik. İttifakımız Kepez'de işimiz gücümüz Kepez diyen Mesut Başkanı. Antalya'da işimiz gücümüz Antalya diyen Muhittin Başkanı seçerken renklerimiz Ay Yıldızlı Al Bayrağın renkleri kırmızıyla beyazdı. Sloganımız kırmızı beyaz en büyük Türkiye'ydi. Biz Kepez'de de Antalya'da da Türkiye'de de sosyal demokratlar, muhafazakar demokratlar, milliyetçi demokratlar, Kürt demokratlar yeter ki vatanını, milletini, bayrağını sevsin, Atatürk'ümüzü sevsin, hepsiyle beraber olduk, hepsiyle beraber olacağız. Ben yıllar önce söylediğim bir sözü kurultayda tekrarladım. Biraz önce Mesut Başkan hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'nin birinci partisini kurdu. O partiyi birinci yaptı. Bu parti ikinci parti olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisidir. Her derdin bir çaresi vardır. Her derdin var bir çaresi. Onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bundan şüpheniz olmasın. Burayı ziyarete geldik. Meydanı doldurmuşsunuz. Hakkınızı helal edin. Kepez'e sahip çıkın. Partinize sahip çıkın. Başkana sahip çıkın. Türkiye'ye sahip çıkın. Hepinizi çok seviyorum. Saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.